Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım. Bugün sizler için ve tabii ki yine sizlere özel muhteşem bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet, bugünkü sorumuz: aklımdaki kişi beni kaybetme korkusu yaşıyor musun? Beni kaybetmekten korkuyor musun diye sana bir soracağız. Bakalım. Evet, bakalım bize nasıl cevaplarla geleceksin. Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum ve her zaman olduğu gibi tabii ki canım kolektifime niyet alarak kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Evet, sizler de yine videolarımı durdurup bütün kartlarımı seçtikten sonra odaklanabilirsiniz, rezone olabilirsiniz ya da ben kartlarımı seçerken daha kartlara enerjinizi yoğunlaştırabilirsiniz. Tabii ki bu açılımlar bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğu için eğer ki daha bireysel, daha kendime ait yanıtlar istiyorum ben diyorsanız da lütfen 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Oradan kendinize ait daha net, daha bireysel cevaplara benden ulaşabilirsiniz. Ve tesadüfen benim kanalıma gelip videolarımı izleyerek benimle rezone olup odaklandığınızda, doğru cevapları aldığınıza inanıyorsanız, eğer benimle enerjiniz de uyuştuysa lütfen kanalıma abone olarak, bildirimleri açarak, tabii ki beğeniler benim için çok kıymetli, benim yanımda olup bana destek verebilirsiniz. Tabii ki ben de bu mecrada kendi devamlılığımı sağlayabilmek adına buna ihtiyaç duyuyorum. Sizler de yanımda olursanız tabii ki sizlerle birlikte yolumuza devam ederiz. Evet, ve hepinize bunun için de çok teşekkür ediyorum diyerek hemen kartlarımızı, evet, şöyle sizlerle baş başa bırakıyorum. Şimdi tekrar bir odaklanın, tekrar bir rezone olun. Yine kendi enerjinizi bir gönderin bakalım. Ne diyecekmiş bakalım kartlarımız. Aklımdaki kişi beni kaybetme korkusu yaşıyor mu? Beni kaybetmekten korkuyor musun dediğimizde bakalım bize nasıl cevaplarla gelecekmiş. Hadi bakalım. Şimdi kartlarımızı şöyle bir hemen açmaya başlıyorum. Ay. Bak, bütün kartlar kapalı. Açtım ilk karta, bakın, aşk kartı. Şimdi ben ne diyorum? Aşk geldiği zaman bende akan sular durur diyorum, değil mi? Aşk var. Aşk daha ne olsun? Evet. Şimdi aşkla geldi zaten niyet ettiğiniz kişi, aklınızdaki kişi. Harika. Bakalım, tabii ki. Hele hele ondan gideceksiniz diye bakar mısınız? Beni kaybetme korkusu yaşıyor musunuz? Korkular yaşıyor musun diye sorduk. Şimdi benim sürekli takipçilerim, benim canım abonelerim, canım gönüldaşlarım, kartlarımı o kadar iyi tanıyorsunuz ki. Şimdi bazen bireyselde diyorum, bu kartı biliyor musun? Evet abla, biliyorum falan diyorlar. Öyle mutlu oluyorum ki. Evet, hemen gösteriyorum. Şimdi bu kart. Boşanma kartı, bitiş kartı, kaybetmekten korkma kartı. Bakar mısınız nasıl korkuyor? Nasıl korkuyor? Arkada yaşadığı yıkımdan, arkada yaşadığı kaybettiklerinden korkan kart. Evet canım gönül dostlarım. Yani daha şunların hiçbirine bakmadan direkt bununla başlıyorum. Hem de deli gibi korkuyor bu kart.
ayrılma korkusu, kaybetme korkusu, sadakatsizlik, güvensizlik gibi bütün korkuları içinde barındıran çok özel bir karttır. Hatta kaybetme korkusu şudur. Yani Allah korusun, hani ölüm korkusu bile taşır. Mesela daha önceden bir birlikteliği olmuştu, ne bileyim evlenmiştir, eşi vefat etmiştir. Aynı şeyi sizde de yaşar diye korkar gibi gibi. Yani bunu da hani barındırır burada. Ya da işte aldatıp gitmiştir. Eyvah bu da mı aldatır der. Eyvah beni bırakır gider mi der. Eyvah işte bensiz olur mu der. Der gibi gibi gibi. Yani burada işte o korkuları kapsayan kart direkt geldi. İşte yine çok şükür bin şükür gördünüz makbuş abla enerjisi. Şimdi hemen ilişkinize ilgili gelen mesajlarla başlamak istiyorum. Bakın şimdi bu ilişkide yani bu niyet ettiğiniz aklınızdaki kişiyle bağlantılı üçlü bir zamandan beri aranızda bir mesafe oluşmuş. Şimdi bu üçlü zaman yine videoyu izlediğiniz andan itibaren bir geri gidin bakalım. 3 gün, 3 hafta, 3 ay içi, 3. ay, ayın 3'ü, 13'ü, 23 ya da üçlü bir saatten beri. Ayrı olabilirsiniz, dargın olabilirsiniz. Şehir ya da ülke mesafesi vardır aranızda. Görüşüyorsunuzdur ama şehir ya da ülke mesafesi vardır. Ya da görüşüyorsunuzdur ama sağlık problemleri oluşmuştur. O hastadır, siz hastasınızdır, görüşemiyorsunuzdur gibi gibi durumlar mevcut da var bu niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı. Şimdi burada akıl, şuur, mantık çerçevesinde hareket eden, size çok duygularını belli etmeyen, biraz böyle narsist, biraz böyle egosu yüksek bir karakter mevzu bahis karşımızda. Çok size duygularını işte bu yüzden de belli etmiyor. Kendi korkularını kendi içinde yaşıyor ya, bunu size yansıtmıyor. Bu yüzden ne sevgisini, ne nefretini, ne duygularını, ne kıskançlığını, ne hırsını, ne de başka bir şeyini çok afişe etmeyen, çok ortalığa dökmeyen bir aklınızdaki kişi var mevcutta. Şimdi burada özellikle bakın şu kart sizin bu konuyla ilgili ya da bu duyguyla bağlantılı yaşadığınız verimsizliği veriyor. Yani bir türlü emin olamıyorsunuz. Ya gerçekten beni seviyor musun? Beni kaybetmekten korkuyor musun? Beni hayatına istiyor musun? İstemiyor musun? Gibi gibi korkuları ve düşünceleri ya da bu soruları kafanızda çok barındırıyorsunuz. Bak çünkü daha önceden canım gönül dostum, sen de o kadar hayal kırıklığı ve olumsuzluklar yaşamışsın ki artık diyorsun ki ben de hani bu bağlantıda en azından bu aklımdaki kişiyle ben de mutlu olmak istiyorum. Ben de yani ya bana gelsin, tam gelsin, ben de bileyim beni kaybetmek istemiyorsa ya da gidecekse de net gitsin düşüncesi içerisindesin. Şimdi bakın ilk gelen kart zaten aşkla geldi. Şimdi aşk bize zaten burada gerekli mesajı verdi. Şimdi her iki tarafta bir aşk var. Ama ve lakin, ama üçüncü kişilerden kaynaklı. Ama henüz oturmayan bazı şeyler, eksikler, maddi olabilir, manevi olabilir, aileyle bağlantılı olabilir, ki sizin ya da karşı tarafın gibi gibi durumlardan kaynaklı bazı sıkıcı durumların hale yola gelmesi ya da bir şeylerin şifalanması gerektiği bir sürece ihtiyacınız var. Şimdi bu süreç zaten işlediği zaman tıkır 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 işlediğinde size olumsuz ya da şer gelen bir şeyin yani özellikle bu kaybetme korkusuyla bağlantılı olayların aslında sizin hayrınız olduğunu göreceksiniz. Yani şöyle izah edeyim. Hani ya bu beni kaybetmekten hiç korkmuyor. İşte hiç öyle bir düşüncesi yok gibi düşünürken aslında tam tersine olduğunu fark edeceksiniz. Ve bunu fark edeceğinizde ortamlar ya da bazı olaylar gündeminizde olacak. Ya bakar mısınız arkadaşlar, böyle bir şey yok. Aşıklar kartının altında bir aşıklar kartı daha. Yani muhteşem, gerçekten yine her zaman olduğu gibi çok şükür bin şükür gördüğünüz gibi yine farklı desteler ve aynı cevaplarla yola devam ediyorum. Bakın arada yol ve mesafeyi de verdi. Yol ve mesafe olsa da evet arada aşk var, sevgi var,
Tabii ki sizi kaybetmekten korkuyor. Bakar mısınız? Gizli ve sinsi insanlar sizin kafanızı karıştıracağından, sizi belki de bir kafese koyacağından, özellikle bazı sırlar, bazı gizli kalmış, bak kuytuda kalmış bazı şeylerin açığa çıkmasından, hani kendisiyle de ilgili olabilir bu, sizinle de ilgili olabilir, belki sizinle bağlantılı da gizli saklı korktuğu, sizin sakladığınız bir şeyler varsa bunlar ortaya çıktığında belki de ben ne yaparım diye de düşünüyor olabilir. Ya da kendisiyle ilgili sakladığı bir şeyler varsa bunlar ortaya çıkarsa, bak ikiyüzlülüğü de veriyor burada. Yani zaman zaman belki de sizden bir şeyleri de saklıyor olabilir. Ama burada önemli olan, bakın yine söylüyorum. Niyet ettiğiniz kişi kesinlikle ve kesinlikle, bakın, sizi kaybetme korkusu çok net bir şekilde yaşıyor ve öyle bir şey olduğu zaman da bu konuyla ilgili kendini inanılmaz mutsuz hissedip bunu tekrar sizi kazanabilmek adına bir mücadele ve savaş haline de getireceğini söylüyor kartlarım net bir şekilde. Ama bakar mısınız? Evet, şimdi aklınızdaki kişi zaten diyor ki ben artık sevdiğim kişiye, yani sana karşı daha adaletli ve sana daha layık biri olmak istiyorum. Çünkü ben seni çok özlüyorum diyor. Yani bu dargınlıklarda ya da kırgınlıklarda. Evet, şu an maddi olarak, kariyer olarak yükselme amacı içerisindeyim. Sana beklentilerine karşılık verebilmek adına maddi ve manevi anlamda yükselmek için çaba sarf ediyorum derken, eski ilişkilerimde, bak geçmişten gelen mevzuları konuşmuştuk ya burada, geçmişten gelen ilişkilerde, hani burada demiştim belki ölmüş olabilir, belki başka bir şey yaşamış olabilir dedim. Karşı tarafın ailesiyle ilgili yaşadığı sorunlar, başka bir şeyler, hani belki evlilikle ilgili, belki başka ciddiyetle ilgili korktuğu durumlar var ise, bu durumları yenme mücadelesi içerisinde sırf sizi kaybetme korkusu yüzünden, sırf siz ondan gitmeyin diye kendi korkularıyla yüzleşmeye çalışıyor. Bak, muhteşem cevaplar. Ve yine diyor ki ben evet çok kıskancım, çok şüpheciyim, zaman zaman güven duygumda sorun yaşıyorum diyor. Bu sorunu da aşmam gerekiyor diyor, çünkü güvensizlikleri var. Yine diyor ki bazen evet saçma ve dengesiz davranıyor olabilirim. Sanki hiç umurumda değilmişsin gibi davranıyorum diyor. Ama sakın diyor öyle düşünme. Aslında tamamen sorun bende. Sadece şunu bil diyor. Bak, demek ki bu dertten çok muzdarip niyet ettiğiniz kişi. Belki de sabıkalı, etiketli. Öyle olunca da ne olacak? Hep öyle zannediliyor. Seni aldatmıyorum ve aldatmadım mesajıyla geliyor. Yani eğer ki hani bu yüzden benden gideceksen sakın gitme mesajı da veriyor sizlere. Evet canım gönül dostlarım, aklınızdaki kişiden gelen mesajlar bugünlük de bu şekilde. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.